Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda da yine saçlarımı oryal kullanmadan açmak üzerine çalışmalar yapacağız. Hiç uzatmadan videomuza hemen başlayacağım ama öncesinde eğer kanalıma göz gezdirirseniz ve ilginizi çeken videolarım varsa istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hemen ben olsa da olur, olmasa da olur tişörtlerimden birini giyip geliyorum. Yani tişört seçerken gerçekten zorlanıyorum. Bunu sanırım bir önceki boyamamda da giymiştim ama neyse. Her videoda aynı muhabbet. Saçlarımı en son kestirdikten sonra video çekmiştim. Ondan sonra kestirmedim. Zaten şu kapanmadan hemen önce kestirmiştim. Nisan'ın sonları gibiydi. Azıcık uçlarından aldırmıştım. Genel gidişatı bu şekilde güzel uzuyor. Bu sefer bir ayı doldurmadan boyamış olacağım saçlarımı. Ne kadar süre olmuştur? 3 hafta daha olmadı herhalde diye tahmin ediyorum. Tam emin değilim. Ters bir zamana denk gelmesin diye ayarlamayı böyle yapacağım. 2 haftada ortalama ya da 2,5 3 hafta mı tam emin olamıyorum zamanından ya. Ama bir ay olmadığı, 4 hafta olmadığı kesin. Çaykolik ben. Boyam nerede? Tabii ki ben yine hazırlıksız bir şekilde hızlıca başladığım için çekime boyayı almamışım. Malzemeler burada da boyanın kendisi yok. Hemen geliyorum. Ay. Fırça da yok. Saç fırçası. Ya bu sefer tamamım da eldiven yok. Yine ne yapacağız bilmiyorum. Neyse. Neyse ki tırnaklarımı şu kenarlarını kesmemiştim, o kadar acımayacak. Öyle yani saçımı erken boyuyorum bu sefer. Öyle olması gerekti biraz. Zamanlamayı iyi tutturmam lazım. Çünkü 2 hafta sonra bir boyama daha yapacağım. Falan filan. Güzel oldu ya. Yani güzel uzuyor. Şu aydınlatmaya bakayım çok kapalı mı? Neyse kalsın. Işık da kullanmıyorum artık. Sadece odanın ışığı var. Çünkü ışık açtıkça saçımın rengi olduğundan daha bir farklı görünüyor. O yüzden ben şey yapmak istemiyorum. Gün ışığında çekiyorum zaten. Instagram'a atıyorum. Merak edenleriniz oradan beni takip edip bakabilirsiniz. Yani filtre vesaire kullanmıyorum. Özellikle çekimlerimde önceden ışık kullanıyordum arka planda ama onun da rengi birazcık farklı gösterdiğini düşündüğüm için onu da bıraktım. Yani yine de tabii ki hani burada bu ışıkla ne kadar düzgün görünür ondan da zaten emin olamıyorum. Yeterince gerçeği yansıtmıyor yine ama gün ışığında çekip atıyorum. Fotoğraflarımda da filtre kullanmıyorum saç fotoğraflarımda. Özellikle ki yanılma olmasın diye. Ki mesela bu renk yüzümde nasıl duruyor? Yüzümü solgun durduruyor mu? Şu an hiç makyaj yok yüzümde. Sıfır. Sıfır. Hatta sadece Hindistan cevizi yağı sürmüştüm sabah. Yüzümü yıkadıktan sonra. Hani o bile artık kalmamış. Öyle. Yani çünkü boyanın şeyi de önemli. Mesela saçınızı boyuyorsunuz. Açık bir renk yapıyorsunuz. Ama her zaman makyaj yapamayabiliyorsunuz. Sarı saçlar evet okey. Diğer renklere göre daha çok makyaj istiyor. Ya da isteyenlerden birisi bu renk. Ama ben her zaman makyaj yapamıyorum açıkçası. Bazen çok koşturmacam oluyor vesaire. Yüzümü yıkayıp kremleyip çıkıyorum. O yüzden bu renkler yani bu tür böyle içinde daha böyle hani hafif dorelik mi denir barındıran renkler makyajı çok fazla gerektirmiyor. Tabii bir cilt renginize de uyması gerekiyor. Ben buğday tenliyim. Yani çok açık bir tene sahip değilim. Açık bir buğday da değilim herhalde bilmiyorum. Ben de emin değilim. Kimisi çok açık buğdaysın diyor. Kimisi beyazsın diyor. Kimisi normal buğdaysın diyor ama ben çok açık bir buğday olduğumu düşünmüyorum. Bana bu yani gidiyor böyle doralık olan sarılar. Ve bu sarının rengini artık gittikçe güzel bir tona doğru götürüyorum. Igora'yı da çok katmayacağım. Şu kadar. Bu kadar. Çünkü çok katınca koyulaştırıyor. Ne yazık ki böyle bir etkisi var. Koyulaştırmasın diye bu kadar. Sulandırmıştım. Azıcık daha atayım. Sulandırmıştım. Birkaç boyama önce. Artık sulandırmıyorum boyayı.
Çok öyle bir şey yapmıyorum. En son 15 dakikasında yıkamaya şey yapıyorum. Bulamaç yapıyorum. Bütün boyayı kapatacak kadar şimdi. Oksidanımı döktüm. Bu da 30 volüm. Zaten birkaç videodur aynı boyayı ve aynı oksidanı kullanıyorum. Rengi iyice sabitlemek için. Yani aldığım zaman bir 3-4 kutu şeklinde alıyorum. Öyle boyuyorum. Bazen annem de alıyor. Benim boyalarımı kullanıyor. Ama genel olarak birkaç boyama sürdürüyorum aynı rengi. Şimdi bu boyamayı tamamladıktan sonra artık son kutumu kullanıyorum. Şey yapacağım. Daha farklı bir renge geçeceğim. Daha küllü bir renk. Biraz daha barındıran bir renge geçebilirim. Bunu böyle bir karıştırıyorum. Oksidana ihtiyacım var mı? Tam karıştırdıktan sonra zaten o karışım onu söylüyor. Çok koyuysa bir tık daha atıyorum gibi. Ben geçen boyamada bayağı bir beklettim boyayı saçımda. Başka kişisel bakımlara da aldım boyayı bekletirken. Biraz fazla bekletmişim. Ne kadar beklettiğimi hatırlamıyorum ama bir saatten fazla beklettim sanırım. Ve güzel açılma oldu saçımda. Yıpranma yok gibi bir şeydi yani, yoktu. Gayet iyiydi. Yani aslına bakarsanız bu şekilde oksidanı alıp boyayı da birkaç tane aldığınız zaman Trendyol'da falan indirimi de yakalayabilirsiniz. Daha ucuz boyalara göre her anlamda daha çok kârda olursunuz. Tabii ki bir tık daha pahalı olabilir. Ama sonuç olarak o dandik boyalarla saçınızı yıpratınca onlar için daha fazla para ödüyorsunuz. O yıpranmışlıkları toparlamak için. Benim tavsiyem çok saçtır. Hani böyle kritik konularda çok ucuza kaçmamanız. Çünkü size sonradan o ödediğiniz paranın çok daha fazlasını ödetecektir yani o kalitesiz ürünler. O yüzden hani bir söz var ya, neydi ya, çok ucuz bir şey alacak kadar zengin değilim falan filan, o hesap yani. Öyle kalitesiz ürün kullanmaktansa hiç boyamamak daha iyi. Çünkü saçınızı yormamak adına. Ben uzun süredir, çok uzun süredir saçlarıma ilk defa son bir senedir baktığım kadar, bir sene belki olmamıştır, belki 7-8 ay olmuştur, İyi bakıyorum. Kaliteli boyalar kullanmaya çalışıyorum olabildiğince. Saçlarımı en az bir 3, en az mı denir, en fazla 3 ayda bir kestiriyorum. En sık ayda bir kestirdiğim de oldu, 2 ayda bir kestirdiğim de oldu. Gerçekten şu boya gelene kadar güzel ilgilendim saçlarımla. Ve yani eğer kaynak yaptırmak gibi bir çılgınlığa atlamazsam böyle de devam ettireceğim gibi görünüyor. Kaynak çok şu aralar kafamı karıştırıyor. Yani bilemiyorum. Yapsam mı, yapmasam mı? Bilemiyorum. Vallahi kafalar karışık. Ama yaparsam biliyorum ki saçım mahvolacak. Her ne kadar saça zarar vermiyor vesaire dense de çok küçük tutamlar alıp kaynak yaparken o saça bir ağırlık bindiriyor sonuçta ve o bu şekilde asılıyor. Böyle ileri geri gittikçe de saçı illaki deforme ediyor. O yüzden çok sıcak bakamıyorum ben. Korkuyorum da. Eğer bu şekilde sağlıklı bir şekilde sabredip bir 2 sene, 3 sene uzatırsam zaten kalıcı bir şekilde o uzunluğu elde edeceğim. Uçlarına Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Böyle bir yıpranmaya karşı bir şey oluşmasın diye. Onu da çok abartmayacağım çünkü bu sefer saçın açılmasını zorlaştırıyor o da. Azıcık bir geçeceğim uçlarına. Bir de yakın zamanda geri boyadığım için şimdiki açılmanın daha fazla olmasını bekliyorum ama bakalım. Çünkü boyanın arası açıldıkça hem çıkan dipler daha fazla oluyor. Kafa derisinden saç uzaklaştıkça ısı da düştüğü için, ısı çünkü boyayı çalıştırıyor, daha fazla çalıştırıyor. Isı düştüğü için açılması zorlaşıyor. Hem de saç bekledikçe daha fazla doreleniyor. Dorelenmek zaten önceden bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Saçın kendini tamir etmesiyle alakalı bir şey aslında. Dorelenen saç aslında kendini korumaya çalışıyordur. Yani tamir ediyordur. O yüzden dorelenir. Bundan dolayı da o doreliğe geçmeden tekrar boyadığımda daha fazla açılır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Çok az daha şu kıvamda. Çok az daha bir oksidan koyacağım. Biraz daha cıvık bir karışım olsun. Boya da yetsin. Ben tabii 30 volümlük oksidanı bol kepçe koyuyorum ama markaya güvendiğim için. Yani saçıma
zarar vermeyeceğini düşündüğüm için, ki geçen boyamada zaten uzun süre beklettim. Bakalım. Bu arada yeni bir şampuana geçtim. Bayağı bir süredir Revox kullanıyordum. Bu keratin bakımından sonra da neydi onun adı? Tuzsuz şampuan. Turuncu, adı neydi? Adını unuttum onun. Biliyorsunuz ama kesin o. Onun da kokusunu sevmedim. Sonra Revox'a bir süre daha devam ettim. Şimdi komple başka bir şampuana geçtim. Ondan da başka bir videoda bahsedeceğim. Muhtemelen. Bakalım. Biraz bir kullanayım ama, bir kere kullandım. Biraz daha bir kullanayım. İlk kullanımda hoşuma çok bayağı bir gitti. Ama birkaç kez daha kullanayım videoyu çekmeden önce. Evet, şimdi başlıyoruz bakalım. Çabucak başlayacağım. Yine hızlandırıyorum. Artık bakalım ne çıkacak. Thank you.
işlemi bitti. Yalnız iyi taradım ya. Bayağı bir taradım. Şu kadar bir saç döküldü. Normal artık ya. Aşırı taradım yani. Evet, bitti. Boyamamız. Okeydir. Yalnız çok da az dökülmedi ya. Çok uğraştım. Çok taradım. Tabii nereden baksan 100 tel vardır en az. Neyse, 2 gündür dökmedim saçımı, tek seferde döktüm. Evet, şimdi bekleme süremi tamamlayacağım ve sonra da yıkayacağım. Yani biraz daha bekleteceğim. Siz yine kendi saçınızın yıpranmışlık durumuna göre bekletin boyayı. Benim saçımda biraz daha uzun kalabiliyor, sorun olmuyor. Yıkadıktan sonra gelirim muhtemelen. Tekrardan merhabalar. İşte saçımın son hali böyle. Yani açıcıyla açsam bu kadar olur herhalde. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bayağı bir açıldı saçım. Ve artık bu sonuçları gördükçe diyorum ki ilk saçımı açıcı sürmemişim. Tamamen boyayla açılmış saçlar bunlar. Bayağı başarılı oldu. Evet. Ya burada da güzel. Telefonda da güzel görünüyor. Ama aynaya baktığım zaman bayağı böyle platine yakın bir sarı görüyorum. Gece gece benim mi gözüm bozuldu anlamadım ama oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama aynada baktığımda çok daha açık görünüyor ve çok daha hoş bir sarı görünüyor. Bayağı böyle açılmış ve üzerine küllü bir boyayla boyanmış gibi görünüyor. Ben çok beğendim ve gittikçe artık daha güzel oluyor. Eğer saçınızın yıpranmasını istemiyorsanız saç boyama ile ilgili çok fazla video çektim. Hatta son zamanlarda neredeyse sadece saç boyama üzerine video çekiyorum. Çünkü zaman bulamıyorum ne yazık ki. Ama bu yaz sonundan itibaren ciddi derecede YouTube'a zaman ayıracağım. Ancak şu an için çok farklı gündemler var hayatımda. O yüzden ne yazık ki yapamıyorum. Ama yakın zamanda başlayacağım. Şu zamanda başlayacağım diyemiyorum. Çünkü başlayabilecek durumda değilim her neyse. Bu arada ben yorumları incelemede tut gibi bir seçeneğe basmışım. O yüzden birçok yorum incelenmek üzere bekletilmiş. Şöyle söyleyeyim, yorumları gerçekten görmediğim için cevaplayamadım. Ve 2 aydan sonra da o yorumlar bekledikten sonra ben onaylamadığım için siliniyormuş. O yüzden yorum yapan arkadaşlardan çok özür diliyorum. Bilerek kesinlikle cevapsız bırakmadım veya silmedim, öyle düşünülmesin. Bir ayardaki yanlışlıktan dolayı bu oluşmuş. Ben de neden yorum gelmiyor diye düşünüyordum. Meğersem incelenmek üzere bekletiliyormuş. Herhangi bir sorunuz olursa ya da bir tavsiye vermek isterseniz, siz saçınızı nasıl açıyorsunuz? Açıcı mı kullanıyorsunuz? Kullanıyorsanız hangi açıcıyı kullanıyorsunuz? Saçınızdaki yıpranma oranı nasıl? Veya siz de benim gibi sabırla saçınızı en garanti şekilde zorlamadan, yıpratmadan açanlardan mısınız? Bana görüşünüzü yorum kısmından mutlaka belirtin ki hep birlikte faydalanmış olalım. Benden bu akşamlık bu kadar. Kaynar suyla banyo yaptığım için ben bayağı bir mayıştım. Hemen böyle bir uyku moduna geçeceğim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.